değerli halkımız, hepinizi selamlıyoruz. Halkların Demokratik Partisi milletvekilleri olarak. Burada Ankara'dayız. Adalet Bakanlığı önündeki nöbetimiz bugün 3. gününde. Buradan Kürt sorunun çözümsüzlüğü üzerinden kendisine ve kan kurallara bir kez daha seslenmek üzere milyonlarca Kürt'ün ve tüm halklarımızın taleplerini, isteklerini burada bakanlığa ve devlet yöneticilerine iletmek üzere temsilen buradayız. 3 günlük başta Kürt halk önderi Abdullah Öcalan olmak üzere İmralı'da 21 aydır tümüyle mutlak bir tecrit yaşanırken bu tecritin hukuksuzluğunu, bu tecritin insan haklarına aykırılığını, ulusal ve uluslararası tüm işleyişlere aykırılığını bir kez daha ifade etmek istiyoruz. Bizler bir sorumluluk alarak milyonlarca insanın geleceğini belirleyecek bir soruna, tecrit sorununa bir kez daha parmak basmak istiyoruz. Çünkü tecrit bu ülkede yaşanan tüm çürümüşlüğün, tüm zulüm düzeninin sürgit devamı içindir. Birileri Kürt sorununun çözümsüzlüğünden besleniyorlar. Savaş politikalarından besleniyorlar. Biz ise halkımıza bu yalanın, bu çürümüş politikanın yanlışlığını anlatmaya ve tüm haklarımızı tutum almaya çağırıyoruz. Evet, bugün Kürt sorunundaki çözümsüzlüğün bir yeni uygulamasıyla karşı karşıya kaldık. Bileşenimiz Demokratik Bölgeler Partisi, eş başkanları da dahil olmak üzere, eş başkanımız da dahil olmak üzere çok sayıda yöneticisi yine sabahın köründe gözaltına alındı. Gerekçe yine aynı. Nerede baş eğmeyen, nerede boyun eğmeyen, çözüm konusunda ısrarlı, demokrasi ve özgürlük konusunda kararlı kim varsa susturulmaya çalışılıyor. DBP'ye yönelik bu operasyon Kürt halkının siyasi iradesine yönelik doğrudan bir saldırıdır. Bu saldırılar karşısında elbette ki başta Kürt halkı olmak üzere tüm halklarımız, tüm ezilen halklarımız tutum almalı ve mücadeleyi yükseltmelidir. Tecrit sadece İmralı'da değil, tüm ülkeye yayılmış durumdadır. Tecrit sadece İmralı'da değil, tüm toplumu hedeflemektedir derken işte tam olarak bunu söylüyoruz. Şimdi tecrit her yerde, her yerde aynı biçimde uygulanıyor. Ve kazanan bir avuç kan emici savaş baronu ve kaybeden milyonlarca işçi, emekçi ve halklarımızdır. Buradan bir kez daha şunu söylüyoruz. Biz HDP olarak sonuç alınıncaya kadar bu nöbetlerimizi ve tecride karşı eylemlerimizi sürdüreceğiz. Tecrit insanlık suçudur. Tecride bir an önce son verin. Başta Adalet Bakanlığı olmak üzere tüm iktidara sesleniyoruz. Bu suçtan vazgeçin. Eğer İmralı Türkiye Cumhuriyeti'ne ait bir yerse, anayasaya bağlı bir yerse, o zaman özel hukuk uygulamaktan vazgeçin ve oradaki mutlak tecridi kaldırın diyoruz.